Efendim, İstanbul Teknik Üniversitesi İletişim Direktörlüğü olarak üniversitemiz bölümlerini tanıttığımız 10 soru 10 bölüm yayın serimizin bu bölümünde Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümünden öğretim görevlisi Doktor Yunus Emre Şenol hocamız konuğumuz. Sorularınızı yayın boyunca üniversitemizin sosyal medya hesaplarından ulaştırabilirsiniz. Efendim, bu bölümümüzü Tanıtım ofisinden Ezgi ile Eşgüdüm içerisinde sunacağız. Ezgi buyursunlar. Merhaba herkese, hoş geldiniz. Murat'ın da belirttiği gibi bugünkü yayını birlikte yapacağız. Tanıtım ofisinden Ezgi ben. Bugün 10 soru 10 bölüm yayın serimizin 6. bölümünde sizlere Deniz Ulaştırma İşletme bölümünden biraz bahsedeceğiz. Yine yıl içerisinde lise öğrencilerinin bize sıkça yönelttiği sorulardan bazılarını hocamızla birlikte yanıtlamaya çalışacağız. İsterseniz çok da bekletmeyelim artık öğrencilerimizi. Hocamızı yayına alalım. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, Nasılsınız? teşekkür ederim. İyiyim, teşekkürler sizlere sormalı. Biz deyiz. Çok teşekkürler. Hocam tabii biz sizi tanıyoruz ama öğrencilerimiz için kendinizi kısaca bir tanıtmanız mümkün mü acaba? Tabii, teşekkür ederim. Takdim ettiğiniz gibi ismim Yunus Emre Şenol. 2006 yılında İTÜ Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliğini kazandım. Öğrenci olarak İTÜ'ye 2006 yılında başlamış oldum. Bir yıl İngilizce hazırlıktan sonra bölümümüzün bulunduğu fakülteye, kampüse geldim ve 2011 yılında denizcilik eğitimlerini tamamlayarak Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi unvanıyla mezun oldum. Sonrasında 2 yılı biraz daha aşkın bir süre gemilerde çalıştıktan sonra akademisyen olma fırsatı karşıma çıktı. Zaten hep idealimdi. Ve bunu değerlendirmek istedim. Bu anlamda da yüksek lisansa başladım. Araştırma görevlisi olarak İTÜ'de çalışmaya başladım. Mezun olduğum bölümde çalışmaya başladım. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarımı tamamladım. Şimdi öğretim görevlisi kadrosunda mesleğimi severek icra ediyorum diyebilirim. Ne mutlu hocam. Siz lisans ve yüksek lisans ve doktora hep İstanbul Teknik Üniversitesi. Peki bu bölümü sizin de lisans öğrencisi olduğunuz bu bölümü tercih edecek öğrenciler hangi beklentilerle bu bölümü tercih etmeliler? Evet. Aslında kendimi tanıtırken bahsettiğim gibi öncelikli olarak denizci olacağımızı unutmamalıyız. Denizcilikten kastımız sohbetin ilerleyen aşamalarında zannediyorum detaylı konuşuruz ama Evet. öncelikle gemide çalışmak, denizcilik sektöründe çok farklı alanlara sonradan kayacak olsak bile öncelikle denizde çalışmak, gemide çalışmak olarak anlayabiliriz. Bizi tercih etmeyi düşünen öğrencilerin beklentileri profesyonel anlamda denizciliği öğrenmek olmalıdır başlıca. Elbette üniversitede bölüm tercihini herkes bir meslek sahibi olmak, meslek erbabı olmak için yapıyorlar. Denizcilik mesleğini profesyonel anlamda icra etmek için bizi tercih etmeleri gerekiyor. Beklentileri böyle olması lazım. Bölümümüzde son derece yetkin, tecrübeli, denizciliğin güncel gerekliliklerini yakından takip eden öğretim elemanı kadrosu bulunmakta. Bu anlamda adayların, bölüme öğrenci olarak gelen kimselerin bu beklentileri son derece uygun şekilde karşılanacaktır. Son derece yetkin öğretim elemanları kadromuz var. Bu eğitimin sonunda öğrencilerimiz mezun olduğunda işte profesyonel anlamda mesleği icra eden yetkin, kabiliyetli denizciler olacaklar. Bunu bekleyerek gelmeleri gerekiyor. Elbette bölüm mezunları, deniz ulaştırma işletme mühendisleri, denizcilik sektörünün çok farklı alanlarında iş imkanları bulabiliyorlar ama öncelikli olarak gemide çalışmaları tercihtir. O iş yelpazesinin genişlemesi bakımından da gemi tecrübesi, gemide çalışmış olmak çok önemli. Biz mezun olduğumuzda deniz ulaştırma işletme mühendisi unvanı ile mezun oluyoruz. Fakat aldığımız diploma doğrudan gemide çalışmak için yeterli değil. Takdir edersiniz ki uluslararası bir meslek icra ediyoruz. Uluslararası sularda çok farklı ülkeleri ziyaret ettiğimiz bir mesleğimiz var. Bu nedenle küresel anlamda da standart olan bir sertifikaya sahip olmamız lazım. Bu bakımdan ülkemizde yetkili kuruluş Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'dır. Mezun olduktan sonra mezunlarımız Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'nın yine aslında mesleki dersler ile ilgili bir yeterlik sınavı vardır. Bu sınavlardan başarılı olduktan sonra mezunlarımız artık uzak yol vardiya zabiti unvanı ile gemide üçüncü ya da farklı bir görevlendirmeye göre dördüncü kaptan olarak görevlerine başlarlar. Yaklaşık 3 yıl, yani 3 yıllık bir deniz hizmeti gereklidir terfi için.
Süreye ya da işte ekstra yüksek lisans doktora yapmak deniz kariyerinde terfi almak için yeterli değil. 3 yıl, 3. ya da 4. kaptan olarak çalıştıktan sonra, uzak yol vardiya vardiyası olarak çalıştıktan sonra bakanlığın bu yaptığı sınavın tekrar çok benzerine adaylar girerler. Bu sınavlardan başarılı olunca uzak yol 1. zabıt olurlar. Yani 2. kaptan olurlar. Yine aynı şekilde 3 yıllık deniz hizmeti sonunda da tekrar sınava girip artık 1. kaptan, biz profesyonel denizcilikte aslında kaptan o kişiye diyoruz. 1. kaptan demiyoruz. Geminin kaptanı, geminin her şeyinden sorumlu kimse olabiliyorlar. Yani kısa ve orta vadede özellikle gemide çalışacakları beklentisiyle bölümü tercih etmeliler diyebilirim. Teşekkürler hocam. Bayağı kapsamlı bir eğitim ve bayağı kapsamlı bir açıklama oldu. Yıl içinde hocam lise öğrencileriyle konuşurken bize genelde şöyle sorular geliyor. Yani bölümde tabii sizin işte deniz ulaştırma işletme mühendisliği bölümünde eğitim alabilmek için bir öğrencinin hangi alanlarda güçlü olması gerekiyor? Hangi becerilerin ön plana çıkması gerekiyor? Evet, adayların, öğrencilerin tabii ön plana çıkmasını beklediğimiz en öncelikli özelliği, her bölüm için, her meslek için bunu söyleyebiliriz. Mezun olduklarında gerçekleştirecekleri mesleğe karşı duyacakları heyecan ve heves olmalı. Öncelikle bu o ön şart olmazsa olmaz diyebiliriz. Tabii mühendislik bölümü olmamız nedeniyle mühendislik alanında da öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Zaten halihazırda üniversite sınavı dolayısıyla ve bölümümüzde Türkiye'de denizcilik okulları arasında en yüksek puanla öğrenci alan bölüm olduğu için belirli bir mühendislik anlamında altyapıyla öğrencilerimiz geliyorlar. Bunlara ek olarak analitik düşünce kabiliyetinin gelişmiş olması hem öğrencilik esnasında hem de mezun olduktan sonra mesleğin icrası sırasında muhakkak analitik düşünce kabiliyetinin gelişmiş olması gerekli. Bu tabii ki süreç içerisinde gelişen bir kabiliyet. Yani İşte kısa bir eğitim veya kısa bir süreçte edinilen bir haslet değil, takdir edersiniz. Bu nedenle bu anlamda kişilerin kendisini geliştirmeye çok açık olmaları lazım. Analitik düşünceden de kastımız aslında karşılaşılan problemlere mühendislik anlamında sonuç odaklı çözümler üretebiliyor olmak. Yine mesleğimizin olmazsa olmaz özelliklerinden birisi. Yine bu konuda da adayların kendilerini açık tutmaları, kendilerini geliştirmeye uygun, elverişli hale getirmeleri çok önemli. Hızlı düşünme, doğru karar verebilme ve özgüven çok çok önemli. Tabii ki bilgiyle beslenmemiş bir özgüvenden bahsetmiyorum. Buradan da şu sonucu çıkarabiliriz. Öğrencilerimizin mezun olana kadar, hatta mezun olduktan sonra da devam eden öğrenme süreçlerini çok kuvvetli tutmaları lazım ki özgüvenle mesleği sürdürebilsinler. Ayrıca mesleğin yine gereği olarak şunları söylemek lazım. Disiplinli öğrencilik aşamasında da disiplinli, planlı yaşamaya uygun, zamanı etkin kullanan ve zaman içerisinde de yine bu kabiliyetini de geliştirir, nitelikli olması lazım adaylarımızın, öğrencilerimizin. Son olarak da belki şunu söylemek lazım. Biz evet bir mühendislik bölümü ama mesleği gemide icra ederken yani gemide 15 ile 20 kişi arasında değişen yaklaşık bir personelle bu işi yürütüyoruz. Ve sosyal anlamda da güçlü olmamız lazım. Beşeri ilişkilerimizin de iyi olması lazım. Çünkü mezun olduktan sonra vardiya zabitleri, mezunlarımız yönetici konumunda oluyorlar. Kendi altlarında çalışan personelin işte problemlerini, sıkıntılarını, dertlerini dinleyip hatta belki uzun zamandır evinden, ailesinden uzak olan kimselere de iş verebilme kabiliyetine sahip olmaları lazım. Bu da yine sosyal yönde güçlendirmek gerektiğini göstergesidir. Bu anlamda kişilerin bu özelliklerin ön plana çıkmış olması ya da süreç içerisinde bunları güçlendiriyor olmaları çok çok önemli. Peki hocam, mesela bu bölümü tercih edecek öğrencilerin sahip olması gereken özelliklerden bahsettiniz. Mezun olduklarında vardiya zabiti unvanıyla mezun oluyorlar. İşte bakanlıktan sınava girip yeterliliğini tescil ediyorlar. Peki bölümde geçirdikleri yıllar boyunca nasıl bir eğitim alıyorlar bu koşulu bölümü tercih etmek için sahip olmaları gereken özellikleri hangi 4 yıl içerisinde hangi yollardan geçerek kullanıyorlar, geliştiriyorlar, proje açısından, uygulamalar açısından nasıl bir müfredat eğitim programı bekliyor onları? Evet.
Evet, bu bahsettiğimiz özellikler meslek için olmazsa olmaz özellikler. Belki adaylarda bu özelliklerin ön plana çıkmış olmasını bekliyoruz ama sizin bahsettiğiniz gibi burada bölümdeki 4 yıllık eğitimleri boyunca bu özelliklerinin ön plana çıkması, parlatılması noktasında bizim de desteğimiz oluyor. Dersler de zaten bu yönde organize edilmiştir. Genel olarak dersleri kategorize edecek olursak işte 4 kategori olarak değerlendirebiliriz. Tabii ki temel mühendislik dersleri bir kategoridir. Diğeri üniversitemizin diğer mühendislik bölümlerinde de olduğu gibi inkılap tarihi ve Türkçe derslerinden bahsedebiliriz. Bir diğeri az önce de arz ettim. Toplum bilimleri, insan psikolojisi, personel yönetimi gibi sosyal konularda da derslerimiz var. Bir de meslek dersleri dediğimiz, aslında o da kendi içinde çok detaylanan kategoriye ayrılıyor. Yani 4 ana kategoriden bahsedebiliriz. Meslek derslerinde neler var? Yani gemide çalıştığımız için gemide normal iş süreci esnasında, acil durumlarda aslında bütün bu meselelerle baş edebilmek için çok fazla özelliğe, kabiliyete erişmemiz gerekiyor. Disiplinler arası bir iş yapıyoruz. Yani sadece tek bir mühendislik alanı ilgilendiren bir iş yapmıyoruz. Artık günümüz teknolojisiyle pek çok mühendislik alanı artık multidisipliner hale geldi. Ama denizde, gemide bunu çok daha fazla görüyoruz. Kişilerin sahip olması gereken çok farklı uzmanlık alanları olduğunu görüyoruz. Bu anlamda da bizim meslek derslerimiz tasarlanmıştır. Bunları da örneklendirecek olursak gemi stabilitesi dersleri, manevra, seyir. Bizim tabii birinci görevimiz kaptanların yani vardiya zabitlerinin ve kaptanın birinci görevi seyir olduğu için seyir çok hassas, önemlidir. Derslerde düzlem seyir, astronomik seyir, elektronik seyir gibi farklı branşlara ayrılıyor. Bunun dışında denizcilik İngilizcesi dersimiz var. Denizcilik İngilizcesi teknik anlamda tabii her alanda, her branşta kendine has jargon olan, İngilizce terimleri olan profesyonel alanlar. Denizcilikte de öyle. Normal günlük konuşma İngilizcesinin haricinde meslek İngilizcesi, denizcilik İngilizcesi bütün 7 dönem boyunca diyeyim, 8 değil çünkü onu birazdan açıklarım. 7 dönem boyunca öğrencilerin aldığı derslerden birisi. Denizcilik hukuku var. Bakınız mühendislik bölümündeyiz ama hukuk derslerimiz de var. Denizcilik hukukunu da öğrencilerimizin iyi algılaması, öğrenmesi gerekiyor. Çünkü dediğim gibi uluslararası sularda mesleği icra ediyoruz ve hukuki anlamda bizleri bağlayan sorumluluklarımız, yükümlülüklerimiz var. Bu nedenle mesleği icra ederken hukuki anlamda statümüzü, sorumluluklarımızı bilmemiz gerekiyor. Bizim mezunlarımız denizcilik hukuku anlamında ihtiyacımız olacağı kapsamda uzmanlık derecesi elde ediyorlar diyebiliriz. Bununla beraber denizde canlı kalabilme derslerimiz var. Bu dersler kapsamında işte gemide yaşanabilecek acil durumlarda bizim teknik müdahaleleri burada öğretmemiz gerekiyor. Örneğin yangınla mücadele, gemiyi terk durumunda işte filikayla terk, cansalıyla terk, hatta ıslak terk dediğimiz işte denize atlayarak terk gibi konularda teknik olarak öğrenimlerini, kazanımlarını destekliyoruz. Aynı zamanda ilk yardım, hatta ileri ilk yardım eğitimlerimiz de var. Hatta 2000'li yılların başına kadar bizim staj sürecimiz var ama öğrencilerimiz mezun olana kadar bir de hastane stajı yapıyorlarmış. Yani bir sağlık çalışanı gibi, sağlık çalışanı adayı gibi hastanede, özellikle de acil servislerde staj yapıyorlarmış. Bu da ne derece aslında çok farklı disiplinlerde gemide ihtiyacımız olacağı kadarıyla uzmanlaşmamız gerektiğini gösteriyor. Bunun dışında tehlikeli maddeler, tabii biz genelde kargo gemilerinde çalıştığımız için tehlikeli maddeler de taşıyabildiğimiz sebebiyle bunların tanınması, eleştirilmesiyle ilgili derslerimiz var. Bu bahsettiğim derslerin tümü aslında işte bir dönemde sadece bir kez bir ders olarak aldığımız dersler değil, birbirinin ön şartı, birbirinin devamı şeklinde devam eden ve bahsettiğim gibi uzmanlık oluşturacak şekilde tasarlanmış, planlanmış dersler. Bir de harici simülatör derslerimiz var. Bu az önce bahsettiğim dersler içerisinde simülatör uygulamaları oluyor ama bir de harici iki tane münferit simülatör dersimiz var. Burada öğrenciler geminin sevk ve idare edildiği yer halk arasında kaptan köşkü olarak bilinen, bizlerin köprü üstü olarak nitelendirdiği, ifade ettiğimiz yer aslında işte bütün emniyetli seyri tesis etmek için kontrol ettiğimiz cihazların bulunduğu, geminin seyir ettirildiği mahaldir. Burada simülatörleri var. Belki havacılıktan örnek vermek gerekir. İzleyicilerimiz daha aşina olabilirler. Daha medyatik bir
simülatör, sanki uçak simülatörleri. Orada gözünüzde canlandırırsanız bir kokpit vardır. Kokpitte aynı gerçek uçaktaki ekipmanlara birebir benzer, hatta belki gerçek ekipmanların simülatör ortamına uyarlandığı bir sistemden bahsediyoruz. Aynı zamanda uçak hareketleri ve içinde bulunduğu çevrede gerçeğe son derece yaklaştırılmıştır. Bunun denizcilik versiyonunda eğitimlerimiz var. Bizim simülatör derslerinde özellikle uyguladığımız, içinde senaryoları performa ettiğimiz simülatörler böyle. Köprü üstünü simüle ediyoruz. Sadece yazılımsal anlamda değil, görsel anlamda da köprü üstü simüle ediliyor. Ve köprü üstünün tasarımı, orada kullanılan ekipmanlar gerçeğe çok yakın. Tabii gelişen teknolojiyle beraber, dijitalleşen dünya ile beraber bu simülatörlerin ve simülatör eğitimlerinin önemi her geçen gün artıyor. Toplamda 4. sınıfın sonunda 153 kredilik 62 dersi tamamlamış olmaları gerekiyor öğrencilerimizin. Burada arz ettiğim dersler ve eğitimler, işte küresel bir iş yaptığımız ve bütün dünyada standart bir ehliyete sahip olmamız gerektiği için, yani Türkiye'de nasıl uygulanıyorsa ders saati, içerikleri, simülatöre öğrenci girdiği zaman kaç simülatör saati, öğrencinin simülatörde kalması gerekiyor gibi kriterler, Uluslararası Denizcilik Örgütü, International Maritime Organization, IMO tarafından standart hale getirilmiştir. Bu nedenle Türkiye'de bir denizci öğrenci hangi dersleri alıyorsa, örnek veriyorum, Japonya'da denizci öğrenci aynı dersleri, aynı içeriği, aynı saatte alıyor. Bundan bahsetmek lazım. Eğitimin bir de olmazsa olmaz parçası. Biz tabii teorik ve uygulamalı eğitimleri mümkün olduğunca öğrencilerimize aktarmaya çalışıyoruz. Fakat gemi, deniz ortamı aslında karadan tam anlamıyla tahayyül edilebilen ya da evet ben anladım denebilecek bir çalışma ortamı değil. Bu nedenle gemide, denizde tecrübe çok çok önemli. Buna bağlı olarak da yine İMO'nun tavsiyesi, direktifleri doğrultusunda öğrencilerimiz mezun olana kadar toplamda 12 aylık açık deniz stajını tamamlıyorlar. Yani 4 sene öğrenimi boyunca 1 yılda gemide bulunmuş oluyor. Bunun genelde planlamasını 1. sınıfın yaz tatilinde 3 ay, 2. sınıfın yaz tatilinde 3 ay ve 2. sınıf, 3. sınıfın 2. döneminde 6 aylık ve 12 kredilik bir ders niteliğinde staj süreleri var öğrencilerimizin. Bu staj süresi tamamlandığında öğrencilerin 12 kredilik bir ders notu almak için, harf notu almak için de burada değerlendirmeye tabi tutuluyorlar. Yani toplamda 12 aylık bir stajı aslında yeni mezun dediğimiz bir arkadaşımız bile tamamlamış oluyor. 1 yıllık bir deniz tecrübesine sahip oluyor. Çok teşekkürler hocam. Başta da belirttiğimiz gibi bugün bu 10 soru 10 bölüm yayın serimizin 6. programı diğer bölümlerden çok farklı oluyor aslında. Bizim için de heyecanlı dinlemesi. Bayağı zevkli bir konuyu öğreniyoruz biz de. Peki biraz önce gerçi biraz bahsettiniz ama mezun olduktan sonra artık işe başladıkları zaman gemi hayatından biraz bahsedebilir misiniz? Mezunların gemi yaşantısı, günlük iş programları nasıl oluyor? Tamam. Şimdi zannediyorum en çok merak edilen soru bütünü kısmına geldik diye tahmin ediyorum. Şunu söylemek lazım. Öğrencilerimiz şimdi biz de öyleydik. 5 yıllık bir aslında eğitim programı. İki de bir mühendisliği kazandığımız zaman. 1. yılında işte İngilizce hazırlık sınavı var, sınıfı var. O Yabancı Diller Yüksekokulu'nda şu anda Maçka kampüsünde gerçekleştiriliyor. Sonra da öğrenciler bu süreci başarıyla tamamlayanlar bölümlerine, ana kampüslerine dönüyorlar. Bizim kampüsümüz Tuzla'da, Maslak'ta ana kampüsten biraz uzağız. Ve burada üniformalı eğitim var. Öğrenciler derslere okula üniformayla geliyorlar. Normal bildiğimiz denizci öğrencilerin, denizci askerlerin giydiği üniformalara çok benziyor. Yazları beyaz üniforma, kışları da o siyah üniformalarımızı giyiyoruz. Belki yine en çok merak edilen soru şudur. Acaba gemide üniforma giyiyor muyuz? Gemide üniforma giymiyoruz. Daha önce arz ettim. Kargo gemilerinde çalıştığımız için genelde çalışma ortamı üniforma giymeye çok uygun değil. Ama televizyonda, belgeselde gördüğümüz bir durum var. Yolcu gemileri, kruz gemilerinde kaptanların işte beyaz üniformalarla çalıştığını görüyoruz. Biz genelde kargo gemilerinde çalışıyoruz. Çünkü yolcu gemileri, o kruz gemileri zaten dünya ticaret filosunu düşündüğümüzde çok küçük bir yüzdeye tekabül ediyor. Genelde biz kargo gemilerini tercih ediyoruz. Bir de teşbihte hata olmasın. Taşınması en zor yük insandır.
O yüzden genelde kargo gemilerini tercih ediyoruz diyebiliriz. Bu bağlamda üniforma değil ama bizim işbaşı dediğimiz haki renginde bir kıyafetimiz var, apoletlerimiz var. Orada kaçıncı kaptan olduğumuzu gösteren apolet sembollerimiz de vardır. Seyir esnasında köprü üstünde seyir vardiyası tuttuğumuzda ya da salonlarda yemek yerken bu kıyafetleri kullanıyoruz. Üniformaya benzer bir kıyafet. Gemide hayat nasıl? Şimdi mezun, artık öğrenciler mezun oldular. Bakanlığın sınavlarına girdiler. Uzak yol vardiya zabıtı oldular. Artık buradan sonra firmalarla profesyonel anlamda iş ilişkisine başlıyorlar. Genelde denizcilikte gemide çalışan kişiler kontrat usulü çalışırlar. Yani bunu bir örnek verecek olursak işte futbolcuları düşünelim. Bir takımla kontrat imzaladığı zaman o kontrat süresince o takımın bir personeli olarak değerlendiriliyor. Gemide de benzer. Kontrat usulü çalışıyoruz. Kontrat süresince maaş almış oluyoruz. Ve bu kontratlar genelde şu anda 4 ay ile 6 ay arasında değişiyor. Kontrat süresince kişiler, denizciler gemide oluyorlar, gemide çalışıyorlar. Elbette limana uğrayabilirler veya Türkiye'ye gelebilir gemi. Fakat bu kontrat süresince zabitler, denizciler gemide oluyorlar. Peki maaş ne kadar? Hazır yeri gelmişken. En önemli konu. Evet, tahmin ediyorum. Yeni mezun olmuş bir arkadaşımız bütün o ehliyetlere sahip olduktan sonra 3000 dolarla 4500 dolar arasında bir maaşla ilk başlangıcını yapıyor. Az önce bahsettiğim terfileri alırsa işte kaptan olduğu zaman, yani birinci kaptan olduğu zaman 8000 dolar, 12000 dolar arasında değişen bir maaş skalasına erişmiş oluyorlar. Bu aralık vermemin sebebi tabii firmaya göre ya da geminin tipine göre, yani taşınan kargoya göre, konteyner gemisi, kuru yük gemisi, tanker, sıvı yük gemisi olabilir. Gemi tipine göre ve şirkete göre birazcık farklılık arz edebiliyor. Gemide yine filmlerde görüyoruz aslında, genelde de o denizaltı filmlerinde falan oluyor ama gemide herkesin münferit kamerası vardır. Stajyer arkadaşlar için de münferit kameraları vardır. O bizim özel alanımız gibi düşünebiliriz. Toplu şekilde işte bir koğuş mantığında bir barınma yaklaşımı yoktur gemilerde. Yine kameraların içerisinde kendi banyoları, tuvaletleri, ihtiyaçlarını görebilecekleri bir tür imkanla her kamerada bulunmaktadır. Bu da önemli gemideki yaşam adına düşünüyorum, öyle olduğunu düşünüyorum. Şunu söylemek lazım. Aslında gemideki yaşamı böyle kategorize edersek seyirdeki yaşam, seyirdeki iş performansı ve limandaki iş yaşantısı performansı olarak ayırabiliriz. Seyirde işte ben de bu yeni öğrenciliğe başladığım zamanlar ya da meslekteyken denizciliği pek bilmeyen, tabii ki yabancı olan kimselerden şöyle sorular alabiliyordum. Ya işte geceleri siz demirliyor musunuz? Geceleri gemi bir yere çekiyor musunuz? Gece duruyor mu gemi filan gibi. Tabii ki değil. Seyir esnasında eğer seyirdeysek geminin 24 saat seyir ettiğini bilmek lazım. Bu şu anlama geliyor. 24 saat boyunca gemide bir yaşam var. Gemide 24 saat boyunca birileri ayakta ve seyir emniyetinden birileri sorumlu. İşte onlar biziz. Üçüncü, dördüncü kaptan, ikinci kaptan. Geminin kaptanı, yani birinci kaptan artık biraz güvertede departmanından ayrışıyor, seyirden ayrışıyor. Geminin bütün her şeyinden, aynı zamanda makine departmanından da sorumlu oluyor. Hem hukuki anlamda hem iş anlamında birinci sorumlu kişi kaptan haline geliyor. Bu üçüncü, dördüncü kaptan, ikinci kaptan peki seyir esnasında günlük iş yaşantısı nasıldır? 24 saatlik bir günü ele alacak olursak, gece 12'den başlayalım bu örneğe. 12-4 arasında 3. kaptan köprü üstünde seyir vardiyasındadır. İşte geminin emniyetle, selametle seyretmesinin 3. kaptan tarafından yürütüldüğünü, sürdürüldüğünü söyleyebiliriz. İşte özgüven dedik ya, özgüven çok önemli. Şöyle düşünün, sizden hariç 15-20 kişi yatağında uyurken siz onların canının emniyetini korumak zorundasınız. Tabii ki gemilerde Allah korusun bir kaza yaşanırsa çevre kirliliği söz konusu, maddi hasarlar söz konusu. Yani zaten meslek büyük bir özgüven getiriyor. Ama başlangıçta da o özgüvenin olması lazım. Ve mezun olduğunda arkadaşlarımız doğrudan 3. kaptan olup gece 12-4 arasında herkes uyurken bu işi icra etmeleri gerekiyor olabilir. Sonra 4-8 aralığında, ya şu, aslında başta da şunu söylemek lazım. 3 kişi, yani 4. kaptan, 3. kaptan ve 2. kaptan seyir vardiyasından sorumlu. Günü 24 saat düşündüğümüzde de 3'e bölünce 8'er saatlik bir iş düşüyor aslında zabitlere. Bunu da 4'er saatlik periyotlarla tutuyorlar. 12-4'te 3. kaptan
4-8 vardiyasında ikinci kaptan çalışır. 8-12 vardiyasında öğlen 12'ye kadar dördüncü kaptan görev alır. Sonrasında yine 12-4, 4-8 ve 8-12 vardiyalar tekrar dönüşür. Bu günlük 8 saat vardiya sürecinden sonra tabii ki zabitlerin farklı sorumluluk alanları vardır. O sorumluluk alanlarıyla ilgili işte bakım tutum çalışırlığının sürdürülmesi veya kontrollerinin takibi bakımından bazı yükümlülükleri vardır. İkinci kaptan genel anlamıyla geminin kargo yükleme, tahliye ekipmanları yani yükle alakalı bütün işlerden ikinci kaptan sorumludur. Bunların planlanmasında vesaire bütün işlerde ikinci kaptan sorumludur. Ve aslında en büyük iş, en büyük sorumluluk da ikinci kaptana düşüyor. Aynı zamanda güverte departmanının yani diğer zabitler ile zabitlerin altında çalışan işte reis olabilir, tankerse pompacı olabilir, gemici olabilir. Bu personelin de amiri durumundadır. Üçüncü kaptanın işi genelde köprü üstündedir. Seyir planlamasını üçüncü kaptan yapar. Emniyetli seyrin uygulanması, tesis edilmesi için gerekli olan neşriyat, kaynakların bakımları, yani onların güncellemeleri oluyor. Bu güncellemelerin yapılması, yeni edisyonlar varsa bunların takibi anlamında üçüncü kaptan sorumludur. Dördüncü kaptan da geminin bütün emniyet ekipmanlarından sorumludur diyebiliriz. Yani filika, cansalı, işte ıslak terk durumunda can yeleği, dalgıç kıyafeti, yangınla mücadele ekipmanları gibi ekipmanların çalışırlığından, bakımından sorumludur. Hem bu iş dağılımı hem de çalışma saatlerine baktığımız zaman aslında dördüncü kaptan ve ikinci kaptan daha fazla teşvik mesaisi bulunuyor. Üçüncü kaptanla da geminin kaptanı, birinci kaptanı arasında daha fazla zaman paylaşımı var. Bu anlamda dördüncü kaptanın ikinci kaptanın asistanı, üçüncü kaptanın da birinci kaptanın asistanı gibi değerlendirebiliriz. Ama ehliyet bakımından dediğim gibi üçüncü ve dördüncü kaptan aynı seviyededir. Firmanın ya da gittiğiniz gemide kaptanın görevlendirmesine göre üçüncü kaptan ya da dördüncü kaptan olarak görev alabilirsiniz. Seyirdeki bir günün özeti bu. Bir de seyirlerde hatta şarkılar, türküler de vardır. Talimlerimiz var tabii gemilerde. Bu talimler elbette işte eğitimler esnasında da hep böyle acil, olumsuz durumlara karşı bizim göstereceğimiz reaksiyonlarla ilgili bir egzersiz aşamasıdır. Talimler gemilerde de devam eder. Geminin tabi olduğu bayrak devleti neyse onun standartına göre periyodik olarak uygulanan talimler vardır. Örneğin yangınla mücadele talimi. Bu talim belli periyotlarla bayrak devletinin emrettiği aralıklarla gerçekleştirilir. Talimlerin tümünde aslında bütün gemi personelinin o olumsuz durumla mücadelesi için daha önceden belirlenmiş, atanmış görevleri vardır. Bu görevlerin icrasını acaba gerçekten böyle refleks derecesinde hızlı ve doğru yapabiliyor muyuz? Acil bir durumda gerçekten o acil durumu bertaraf edecek ya da daha da büyümesini engelleyecek şekilde aksiyon sağlayabiliyor muyuz? Bunun egzersizleridir. Bu talimler genelde seyir esnasında veya gemi demirde iken, farklı sebeplerle demirde bekliyor iken yapılıyor diyebiliriz. Bir de limandaki günün özeti var. Tabii gemi artık seyretmediği için köprüsünde vardiyamız yok. Fakat işte limandaysak zaten yükü yüklemek ya da tahliye etmek için o limanda bulunuyoruz demektir. Bu sefer de kargo kontrol odası dediğimiz ve yine bu üç zabitin vardiyalı şekilde vardiya tuttukları bir mahalden bahsediyorum. Buradaki amaç da yüklenen veya tahliye edilen yükün emniyetini sağlamak. Bu gemideki bu iş için kullanılan ekipmanların çalışırlığını, sürdürülebilirliğini sağlamak için vardiya tutarız. Peki limanda geziyor muyuz? Tabii ki geziyoruz. Şimdi meslek biraz böyle işte gözler uzak tahayyül edilemeyen bir meslek ama şunu zannediyorum herkes biliyordur. İşte çok yüksek kazanç elde ediyoruz. Aynı zamanda para kazanırken dünyayı geziyoruz. Bunlar gerçekten güzel özellikler. Çok kişinin işte çok ciddi paralar harcayarak hatta vize problemi var malum. Vize sıkıntısı çekerek belki gitmeyi planladığı, düşündüğü ülkeye vize çıkmadığı için gidemeyen insanlar var iken bizim herhangi bir vize problemimiz olmadan Amerika hariç o ülkede limanda çıkabiliyoruz. Bu işte 3 zabitin o kargo kontrol odasındaki vardiya saatlerini ayarlaması, birbirlerini idare etmesi, tabii çalışma saatleri kanunun kuralına uygun şekilde birbirlerini idare ederek aslında herkes gemiden limanda dışarı çıkıp oraları gezip işte o kültürü müşahede edebilirler.
Tabii pandemi bu eyleme birazcık etkiledi. Yani şu anda gemiler limanlara elbette gidiyorlar. Fakat bu salgın dolayısıyla gemi personelinin dışarı çıkışına izin verilmiyor. Bu da yine sağlıkla alakalı bir durum olduğu için ve geçici olduğu için bunu dile getirmek ama idare edilebilecek bir durum olduğunu da söylemek gerekir. Bu çalışma saatleri, çalışma temposunun haricinde arta kalan zamanlarda gemi personelinin sportif ve sosyal faaliyetlerde bulunması için belirlenmiş mahaller vardır, bölümler vardır, spor salonumuz vardır. Ya da işte zabıtan salonu dediğimiz sosyal faaliyetlerini sürdürebilecekleri alanlarımız vardır. Aynı zamanda özel zevkleri varsa hobileriyle de ilgilenebilecekleri zamanları bulunmaktadır. Çok kısa özet olarak seyirde, limanda bir denizcinin, bir vardiya zabitinin hayatı böyle geçer. Farklı alışılmış dışında farklı bir Bayağı farklı. çizgisi var, farklı bir çizgisi var. Ama seven için çok ideal, avantajları yönünden çok ideal bir de meslek aslında. Peki hocam, şunu da ben sormak isterim. Öğrenci arkadaşlarımızın çok önemsediği konulardan biri de öğrenim gördüğü süre boyunca hocalarla olsun, iyi iletişimi, okul ve bölümün dahil olduğu sosyal yaşantı ağı olsun. Bu konularda bir kriter onlar için bu konularda. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Evet. Dediğim gibi kampüsümüz aslında Tuzla'da. Tuzla'yı Türkiye'nin denizcilik merkezi olarak görebiliriz. Sadece bizim denizcilik fakültesi Tuzla'da değil, aynı zamanda Deniz Harp Okulu, yani Deniz Kuvvetleri'ne subay yetiştiren okul. Aynı zamanda Türkiye'nin en büyük diyebiliriz tersane kompleksi yine Tuzla'da. Yani denizcilik merkezi diyebiliriz. Denizcilik anlamında tam da sosyal ağın içinde oluyorlar lokasyon olarak öğrencilerimiz. Tabii bunun haricinde bir de beşeri ilişkiler açısından, sosyalleşme açısından ne gibi artılar sunuyor Denizcilik Fakültesi, Denizcilik İşletme Mühendisliği? Biraz onlardan bahsedeyim. Bunun için de birazcık geriden alacağım. 137 yıl kadar geriden alacağım ama hemen hızlı geleceğim günümüze. Okulumuzun tarihi 1884 yılına dayanıyor. 1884 yılında da aynı amaçlarla ticari bahriyeye zabit subay yetiştirmek için bu okul kuruluyor. Farklı isimler, farklı kurumların altında bağlandıktan sonra günümüzde İTÜ Denizcilik Fakültesi, Denizlaştırma İşletme Mühendisliği olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 130 yılı aşkın bir süredir mezun verdiğimizi düşünürsek, aslında öğrencilerimizin abi dedikleri, bizim denizciliğin doğal bir sonucu olarak öğrenciler ve mezunlar arasında abi kardeş ilişkisi vardır. Bu aslında mesleğin bir getirisi. Çünkü az önce o deniz hayatından seyir esnasındaki vardiyalardan bahsettik. Silah arkadaşlığına benzetiyorum ben gemideki o arkadaşlığı. Kader birliği yapıyoruz. Eğer gemi selamete ulaşıyorsa birlikte ulaşıyoruz. Eğer bir problem varsa birlikte o problemle yüz yüze kalıyoruz. Bu nedenle bu sosyal ağın kişiler arasındaki, öğrenciler arasındaki bu iletişimin çok çok sağlam olması aslında denizciliğin doğal bir getirisi. Bunun da çok doğal bir uygulama alanı aslında bölümü. Öğrenciler dediğim gibi abi kardeşlik ilişkisi vardır. Alt sınıf üst sınıfa abi diye hitap eder. Bu hem çok hoş bir olay hem de aslında mezunlarımızı düşündüğümüzde mezunlarımızda da aynı ilişki vardır. Çok çok geniş bir denizcilik sosyal zincir ağını bir halkası haline geliyor öğrenciler fakülteye ilk ayak bastıkları günden itibaren. Bu anlamda ciddi bir sosyal çevremiz oluşmuş oluyor. Aynı zamanda İTÜ'nün Mezunlar Derneği ve Vakfı dışında bizim Denizlik Fakültesi Mezunlar Derneği ve Denizlik Fakültesi Mezunları Sosyal Yardım Vakfı var. Çok aktif sivil toplum kuruluşları bunlar. Yine yönetimlerinde okul mezunu abilerimiz, kardeşlerimiz görev alıyorlar. Bu anlamda da sosyal bakımdan çok ciddi etkileşim içerisindeyiz. Tabii bir de öğrencilerin kampüs içerisinde sosyal faaliyetleri neler? Onlara da değinmek gerekirse bizim çok önemsediğimiz özellikle birinci sınıflar için önemli olan onların çünkü onlar icra ediyorlar. Boru trompet çalışmaları var. Bu boru trompet çalışmalarını bir bando takımı gibi düşünebiliriz. Birinci sınıf öğrencilerimiz ikinci dönemden itibaren bu boru trompet çalışmalarına başlarlar. 1 Temmuz bizim Türkiye'de kabotaj ve denizcilik bayramıdır. Bizim de geleneksel olarak
fakültede mezuniyet töreni kutladığımız tarih. Bu tarihte birinci sınıf öğrencilerimiz, dördüncü sınıf abilerini mezun etmek için bu bor trompet çalışmalarını yaparlar. Çok gösterişli, şaşalı bir bor trompet töreniyle abilerini mezun ederler. Böyle bir geleneğimiz de var. Yani biz aslında gelişen teknolojiyi hem sektör olarak, hem kurum olarak, bölüm olarak çok yakından takip ederken mesleğin doğası gereği bazı geleneksel yanlarımız da her zaman vardı. Bu geleneksel yanlarımız sosyal anlamda bizim aslında avantajımıza olan yönler olarak isimlendirebiliriz, nitelendirebiliriz. Hatta bu gelenek meselesi açılmışken şunu da söyleyebilirim. Hala günümüzde istisnasız şöyle bir şey vardır. Bir kişi gemide köprü üstüne çıktığı zaman Allah selamet versin der. Bu yüzyıllardır böyle, yani bizim okul öncesinde de böyle. Ya da bir denizciden bahsediyorsak Allah selamet versin der. Yani selamet aslında emniyetli bir liman anlamına geliyor. Emniyette olsunlar diye böyle bir temennide bulunuyoruz. Böyle gelenekle yeni teknolojiyi harmanlamış çok çok harika bir aslında ortamdan bahsediyoruz. Öğrencilerin tabii kampüs içinde de yine hem sportif hem sosyal faaliyetlerini sürdürebildikleri öğrenci kulüplerimiz var. O kulüplerimiz de çok aktiftir. Bunlar yelken kulübü, kariyer kulübü, kürek kulübü, sosyal etkinlikler kulübü, denizcilik araştırmaları kulübü, denizcilik teknolojileri kulübüdür. Kampüs Tuzla'da üç tarafımız denizle çevrili ve sahil tarafı, sahil kısımlarımız büyük oranda öğrencilerin kulüpleriyle doludur. Özellikle yelken ve kürek kulübü bu anlamda öğrencilerin daha iyi ilk yıllarında denizle haşır neşir olması bakımından hem sportif faaliyet gerçekleştirirken hem de denizciliği doğrudan denizin içinde olarak öğrenmesi bakımından son derece önemli ve etkilidir. Teşekkürler hocam. Anlattıklarınızdan çok zor ama çok eğlenceli bir meslek şeyi ediniyoruz. Görüntüsü ediniyoruz. Konuyu birazcık başka bir yere çevireceğim şimdi. İTÜ üniversite olarak üniversite sanayi işbirliğine son derece önem veren bir okul. Bu bakımdan da staj, uygulamalar, araştırmalar, projeler gibi konularda birçok ortaklık geliştirdiğini biliyoruz. Sizin bölümünüz özelinde konuşacak olursak, öğrencilerin ulaşabileceği olanaklar nelerdir? Ar-Ge çalışmaları nelerdir? Bunlardan bahsedebilir misiniz? Tabii. Şimdi az önce arz ettim. Öğrencilerimiz herhangi bir faaliyet, aktivite yapmak istediklerinde aslında sektörden çok ciddi şekilde maddi manevi destek bulmaları son derece kolay. Pandemi dolayısıyla yine artık iptal ettiğimiz, yapamadığımız bir faaliyet vardı örneğin. Yine mezuniyet dönemine yakın öğrencilerin denizcilik festivali yaptıkları bir süreç oluyor. Burada da çok büyük organizasyonlar gerçekleştiriliyor ve denizcilik firmaları bu meselelerde son derece yardımcı oluyorlar. Maddi anlamda, manevi anlamda destek veriyorlar. Tabii bu bölümümüz alanında faaliyet gösteren Türkiye'nin en eski okulu ve onlarca yıldır sektörün her alanında mezunlarımız var. Bu mezunlarımızla bölüm doğrudan organik iletişim içerisinde, bağlantı içerisinde. Bu bakımdan hatta şöyle bir şey var. Bir firmanın üst yetkilisi ile bir öğrencimiz karşılaştığında daha önce hiç tanımıyor, hiç konuşmamış olsa bile o kişinin okul mezunu olduğunu bilmesi öğrencinin abi olarak hitap etmesi için yeterli bir durum. Öğrenciler işte bu anlamda da ciddi avantaja sahip. Peki staj konusunda ya da işte diğer alanlarda ne gibi fırsatlar sunuyor bölüm? Şu anda yani eskiden de tabii öğrencilerin stajları, bir de 12 aylık stajımız var. Öğrencilerin stajları bulması konusunda bölümümüz her zaman onlara destek veriyordu. Son yıllarda artık bunu daha sistematik hale getirdik. Şu anda firmalarla görüşüp bize, bölümümüze kontenjan belirlemesini istiyoruz. Ve toplam kontenjanlar da genelde öğrencilerimizin toplam sayısını karşılar nitelikte oluyor. Yani okul eliyle öğrencilerimiz neredeyse tümü staj işlerini halletmiş oluyorlar. Şu anda da üzerinde çalışıyor meslektaş arkadaşlarım. 40 yerli firma, 6 da bildiğim kadarıyla yabancı firma ile protokol yapılmış durumda. Bu firmalar stajyer alacaklar ve kontenjanları da belli. Bu da şöyle oluyor. Firmalar kendilerine belirlenen bir tarihte, pandemi öncesinde fakülteyi ziyaret ediyorlardı. Şu anda online olarak kendilerine çalışmak isteyen aday öğrencilerle mülakat yapıyorlar. Bu mülakat süreci sonunda da stajyerlerini belirlemiş oluyorlar.
Yani böyle bir imkan da var. Sektörle bölüm çok ciddi şekilde, çok etkin bir iletişim içerisinde bunu söyleyebiliriz. Hatta belki şunu da söyleyeyim. Öğrenciler birinci sınıfın o yaz tatilinde 3 aylık stajlarında stajyer olarak çalışmaya başladıkları firmada büyük ihtimalle mezun olduklarında çalışmaya başlıyorlar. Ve bu ayrım, eğer denizci öğrencimiz ya da yeni mezunumuz o firmada çalışmak istemiyorsa yollar ayrılıyor. Böyle bir seçenek var. Yani aslında birinci sınıfta eğer aksi bir durum yoksa kişi çalışacağı firmayı bulmuş oluyor. Teşekkürler hocam. İsterseniz yavaş yavaş sosyal medyadan gelen sorulara geçelim. Vaktimiz de daralıyor çünkü. Bir Tamam. arkadaşımız şöyle bir şey sormuş. Bu meslek zor mu? Kadınlar da yapabiliyor mu? Kadınlar rahat edebiliyor mu? Geleneksel olarak bunu sanırım hep soruyorlar. Evet, yani mesleğin zorluklarından birazcık bahsetmeye çalıştım. Çünkü bu konuşmayı bir propaganda olarak algılamasın kimse. Ama gerçekten meslek seven için çok keyifli bir meslek. Çok zevkli gözüküyor gerçekten. Evet, kesinlikle. Bir de tabii karadaki işlerden genelinden ayrışan bir yönü var. İşte 8'de işe başladım, 5'te bitirdim. Evime gidince işte o defteri kapatıyorum gibi bir şey yok. Yani yaptığınız yer iş yeriniz. Bir alt katta yatıyorsunuz, üst katta işlerinize çıkıyorsunuz. Bir alt kata daha inersiniz, güvertedeki işleriniz başlıyor falan. O anlamda bu denizciliği işte tutkuyla istemek ve denizciliği bir hayat tarzı haline getirebilmek son derece önemli. Peki kadınlar yani tercih edebiliyor mu? Elbette tercih ediyor. Şu anda halihazırda öğrencilerimizin %15-20'si kadınlardan oluşuyor. Ve şunu da biliyoruz, artık denizci kadınlar küresel anlamda organize olmaya da başladılar. Hem gerçekten hakkıyla mesleği yaptıklarını daha iyi duyurabiliyorlar, hem de küresel anlamda denizci kadınların tümü aslında birbiriyle linkli durumda diyebiliriz, bağlantıları var diyebiliriz. Hocam ben şöyle bir şey sormak istiyorum. Yine sosyal medyadan gelen bir soru. Kruz gemilerinde kaptan olmak için Avrupa Birliği'ne üye bir ülkenin vatandaşı olmamız gerektiği yazıyor. Doğru mudur? Diye soruluyor. Bu şöyle, aslında ehliyetle ilgili bir şey değil. Yani ehliyet aslında dediğim gibi dünyanın her suyunda, hatta her büyüklükte gemide geçerli. Yani uzak yol, başında uzak yol nitelendirmesi bunu gösteriyor. Yani en üst seviyedeki ehliyete sahip oluyoruz. Avrupa Birliği vatandaşı olma şartı firmaların kendi koydukları koşullar. Ama şunu söyleyebilirim. Posta şirketi var. O da büyük kuruluş firmalarından birisi. Bu firmaya biz hem güverte stajyeri, yani fakülte olarak hem deniz ulaştırma işletme mühendisliği bölümünden hem gemi makineleri işletme mühendisliği bölümünden stajyer öğrenci gönderdik. Hem de halihazırda mezuniyet aşamasında olan öğrencilerimizi de zabit olarak bu firmaya gönderdik. Biraz bizim uzak kaldığımız bir alan kruz gemileri, ama çalışabiliyoruz. Doğrudan Avrupa Birliği vatandaşı olmazsanız bu gemilerde çalışamazsınız gibi bir kayda yok. Bizim öğrencilerimizin Avrupa Birliği vatandaşlığı yoktu. Fakat orada bazı farklı kriterler ortaya çıkıyor. Örneğin bu Costa şirketinde personelle, yani ne diyelim, zabitan personeli ile anlaşma bakımından bir problem olmasın diye İtalyancayı iyi bilenleri daha fazla tercih ettiler. Ama İtalyanca bilmeyenler de geldi. Böyle ufak tefek farklı kriterler oluyor, ama işte ehliyet veya yeterlilikten kaynaklı AB vatandaşı değilsek o gemilerde çalışamayız bir şart yok. Teşekkürler hocam. Şöyle bir soru var. Bölümümüzden mezun olduğu zaman karada çalışabiliyor muyuz? Karada da çalışabiliyor muyuz daha doğrusu? Karada çalışabilmek için tasarım ve benzeri gibi bir şey mi okumak lazım? Yani tam olarak ne okumam gerekiyor gibi bir şey sormuş arkadaşım. Anladım. Aslında ben biraz uzattım. Yani ama önemli noktalardan da bahsettiğimi düşünüyorum. Oralara da gelecektim. Karada da çalışabiliyoruz, ama yani öncelikli olarak gemide çalışmak çok önemli. Yani burası denizcilik fakültesi ve mezun olan kişiler denizci kişiler. Yani karadan denizci olmak çok mümkün değil. Bir de şöyle, iş imkanlarının o yelpazenin genişlemesi için gemi tecrübesinin olması gerekiyor. Çünkü sektörde gemiyle, denizcilikle ilgili bir iş yapacağınız zaman gemide olaylar nasıl cereyan ediyor? Gemideki kişi bu olaya nasıl reaksiyon verir? Bunları işte teorik kitaptan okuyarak olmuyor. Yani onu yaşamış, tecrübe etmiş olmanız lazım. Empati yapabiliyor olmanız lazım. Bu nedenle öncelikle gemide çalışmış olmak önemli. Peki sonrasında karada çalışabiliyor muyuz? Elbette, emekli olana kadar karada, denizde değiliz. Özellikle
ikinci kaptan ya da gemi kaptanı olduysak bundan sonra iş olanakları, karada iş olanakları çok ciddi genişliyor. Peki doğrudan mezun olan, hiç gemide çalışmak istemeyen arkadaşlarımız olmuyor mu? Oluyor tabii ki ama onlar için o iş seçenekleri biraz daha kısıtlı. Şimdi benim tasarım kelimesinden anladım. Galiba acaba gemi tasarlama gibi gemi inşaat fakültesindeki evet. Acaba bölümlerden mi bahsediyorlar arkadaşlarımız? Belki o olabilir. Ben de öyle anladım. Yani o tasarlamayla alakalı zaten gemi inşa mühendisliği var. Bazen karıştırıyorlar çünkü hocam bize gelen evet. Sorularda da bazen kavramlar karışabiliyor, bölümler karışabiliyor. Evet, evet. Yani eğer tasarımla ilgili, gemi inşa ile ilgili bir uzmanlık elde etmek istiyorsa soran arkadaşımız, öyleyse denizlik fakültesi değil, gemi inşayı tercih etmeli. Evet, dediğim gibi karıştırılıyor ama ayrı işler. Hocam ben yine sosyal medyadan gelen bir soru yöneltmek istiyorum. O da şöyle. Kayıt esnasında alınan sağlık belgesinin geçerlilik süresi sorulmuş hocam. Bu sağlık belgesinin geçerlilik süresi 2 yıl ama yılda bir de periyodik sağlık kontrol dediğimiz bir kontrolden geçiyoruz. Normalde 2 yıl ama yılda bir de daha yüzeysel bir kontrollerimiz oluyor. Aslında birçok soru gelmiş ama konuşmamız için de çoğunu cevapladığımız için arkadaşlarımız da yanlış anlamasın. Bazılarını tekrar tekrar sormuyoruz. Şöyle bir soru gelmiş. Pandemi dönemi sürecinde dersler nasıl işleniyor? Uygulamalı dersler nasıl oldu mesela? Evet, özellikle bizim bölümümüzde tabii uygulamalı dersler oldukça fazla. Sadece simülatör dersi değil, işte denizde canlı kalabilme, havuz dersleri, filika dersleri, yangın dersleri bunların uygulamalı olarak yapılması lazım. Pandemi dolayısıyla öğrenciler tabii fakülteye gelemedikleri için bu dersler online şekilde teorik kısımları öğrencilere aktarılıyor. Teorik kısımlar halledilmiş oluyor. Şu an bu dönem bir planımız eğer salgın müsaade ederse Haziran ayı içerisinde hem simülatör derslerimizi hem de diğer uygulamalı derslerimizi icra edip tamamlama yönünde planlamamız var. Hem rektörlük hem fakülte olarak bu anlamda koordineyiz. İnşallah biraz da toplumumuz sağlığa kavuşur ve pandemi sayıları yani vaka sayıları düşerse o uygulamaları ertelemeli olarak gerçekleştireceğiz. Peki hocam okulumuz stajlardan bahsetmiştik. Stajlar için herhangi bir desteği oluyor mu üniversitemizin? Nasıl bir destek oluyor? Üniversitenin değil ama işte bölüm şimdi şeyden de bahsetmek lazım. Tabii bölümdeki hocaların özellikle meslek derslerini veren hocaların hemen hemen hepsi çok büyük bir kısmı zaten okuldan mezun denizci hocalar ve hocaların dönem arkadaşı olabiliyor, abisi, kardeşi olabiliyor. Firmalarda çalışıyorlar. Dediğim gibi o organik bağ çok kuvvetli sektörle bölüm arasında. Bu nedenle işte o staj konusunda çok net şekilde bölüm öğrencilere destek oluyor. Dediğim gibi o dönemlik staja çıkacak hemen hemen bütün öğrenciler aslında bizim bu staj programı kapsamında gemi bulmuş oluyorlar, staj bulmuş oluyorlar. Tabii pandemi dolayısıyla birazcık bu sekteye uğruyor firmalar dolayısıyla. Firmaları da birazcık farklı görüyoruz tabii. Öğrencilerin mağduriyeti doğuyor ama öğrenci özellikle kısa stajda 3 aylık bir dönemde geminler her zaman Türkiye'ye uğramıyor. Dünyanın çok farklı bir bölgesinde de çalışabiliyor. Hatta senelerce Türkiye'ye uğramayan pek çok gemi var sahibi Türk olan. Ve stajyeri o gemiye işte hava yoluyla göndermesi. Sonra staj süresinin sonunda stajyeri tekrar başka bir ülkeden Türkiye'ye getirmesi zor olabiliyor. Özellikle pandeminin ilk aylarında hatırlayın uçuşlar neredeyse bütün ülkeleri, bütün uçuşları iptal olmuştu. O ilk zamanlar mağdur olan arkadaşlarımız da oldu. O sebeple firmalar birazcık şu anda pandemi dolayısıyla çok kısıtlı tutabiliyorlar ya da geçici olarak stajyer alma politikalarını askıya almış durumdalar. Ama bu çok geçici yani umarız çok da uzun sürmez. Bölüm son derece yardımcı oluyor staj meselesinde. Bir soru daha var. Gerçi bundan aslında işinizin doğası gereği zaten yurt dışı imkanları nelerdir diye sormuş arkadaşımız ama zaten işinizin doğası gereği genelde yurt dışındasınız gibi algıladım ben. Evet. Yani hep yurt dışındayız ama belki karada yurt dışı imkanı nasıldır diye belki, bir soru ise o şuna bağlı. Tabii yabancı firmalarda yani örneğin Avrupa merkezli bir firmada çalışmak istiyorsanız kendinizi mesleki anlamda çok
geliştirmiş olmanız lazım ve o firmalara bunu gösterebiliyor olmanız lazım. Bunun da yine en uygun yolu bir şekilde gemi kariyeri esnasında eğer o firmaların gemilerinde çalıştıysanız bu mümkün olabiliyor. Bizim mezun abilerimizden Chevron firmasında önce gemide stajyerlikten başlayıp kaptan olup sonra da ofiste son derece yetkili konumlara gelen okul mezunu abilerimiz var. Yani İngiltere'de çalışanlar, Amerika'da çalışanlar. Yani yurt dışı imkanları açık. Ama bunun yolu da yine aslında o yurt dışı sahipli gemilerde belki çalışmaktır diyebiliriz. Hocam İTÜ Kıbrıs kazanan öğrenciler İstanbul'da okuyorlarmış, doğru mudur diye soruluyor. Herhangi bir ayrım oluyor mu diye de eklemişler. Evet, İstanbul'da okuyorlar. Çok hakim olmamakla beraber İTÜ KKTC'deki kampüsün tamamlanamaması dolayısıyla orada bir yıllık hazırlık öğrenimlerinden sonra öğrenciler tekrar İstanbul'a geliyorlar. Bizim kampüsümüze yani denizci öğrenciler. Bir fark yok. Yani hocalar aynı. Program aynı. Zaten global anlamda standart bir program. Sadece teknik anlamda karmaşa olmaması için bizim klasik program ile KKTC öğrencilerinin dersleri ayrılmış durumda ama içerik olarak zaten birbiriyle aynı. O da geçici süreliğine dediğiniz gibi İstanbul'da şu anda Kıbrıs öğrencileri. Aslında iki tane soruyu birleştirerek isterseniz sorayım hemen hızlıca. Hazırlık var mı, zorunlu mu diye sormuş bir arkadaşımız. Bir arkadaşımız da diploma tüm dünyada geçerli mi? Evet, diploma geçerli. Hazırlığa gelince de normal İTÜ'nün diğer bölümlerinde olduğu gibi hazırlığımız var. Ama öncesinde hazırlık atlama sınavında başarılı olmuşsa öğrenci doğrudan mühendislik kendi kampüsünde kendi derslerini almaya başlayabiliyor. Yani normal İTÜ'nün diğer bölümlerinde bu anlamda farkı yok. Peki hocam mesela hep tabii siz denizde olmayı hep teşvik ediyorsunuz bu bölümden mezun olacaklar için denizin içerisinde olması gerektiğine vurgu yaptınız ama mesela ben buradan mezun oldum ama denize çok da açılmak istemiyorum, kaptan olmak istemiyorum. Nedir başka benim seçeneklerim, neler var? Aslında işte sektördeki alanlara yani giriş yapmış olursak işte Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü yani Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı İstanbul'daki en yetkili kurum. Bakanlıktan bahsedebiliriz, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden bahsedebiliriz, denizcilik firmalarından bahsedebiliriz. İşte bu aynı zamanda denizcilik sektörüne yine destek veren acente olabilir, yedek parça olabilir, sigortacılık olabilir. Özellikle tabii sigortacılık özel bir lisans öğreniminden sonra özel bir eğitimle bunu desteklemek daha avantajlı olacaktır. Bu anlamda iş bulmak mümkün. Ama yani tabii ne kadar abi kardeşsek de tabii tek okul biz değiliz ve de ne kadar abi kardeşsek de profesyonel anlamda kişiler birbiriyle rekabet halindeler. Yani deniz tecrübesi olan ve deniz tecrübesi olmayan ve diğer hasletleri de aşağı yukarı aynı olan kişiler arasında bir tercih yapılacağı zaman denizde çalışmış kişi daha tercih edilir oluyor. Bu tecrübe esinaden söylüyorum naçizane firmalar tarafından. Bu nedenle birazcık deniz tecrübesi önemli. Yoksa bu bahsettiğim alanlarda aslında mezun olduktan sonra kişiler çalışabilirler. Ama yine bu şeydir yani legal bir mesele, legal bir sürecin ifadesi değildir ama yani deniz kariyerinin zirvesine gelmemiş kişiler bu bahsettiğim firmalarda ya da kamuda yükselirken biraz daha böyle zorlanabilirler diyebiliriz. Bu benim şahsi görüş ve fikrimdir, onu da belirtmek isterim. Teşekkürler hocam. Ben elimdeki sorulardan son olanı da size ileteyim. Mezunların iş bulma oranları neler, nedir? %100. Çok kısa ve net. Teşekkürler. Son sözleriniz olarak sınava hazırlanan ve tercih yapacak öğrencilere var mıdır söylemek istediğiniz bir şeyler hocam? Tabii öğrencilerimize sınavlarında başarılar diliyorum, sağlık diliyorum. Yaklaşan bayramlarını da şimdiden tebrik ederim. Bu kısa sürede denizciliği size ifade etmeye çalıştım. Öğrencilerimize, adaylarımıza ifade etmeye çalıştım. Evet zor yanları var ama bundan çok daha fazla avantaj ve fırsatları var. Bu aşikar. Eğer bu zor yanlarını göze alabiliyorsanız, bu avantaj ve fırsatlara sahip olmak istiyorsanız
Muhakkak denizci olun, ikili olun. Sağlık diliyorum arkadaşlara. Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Arkadaşlar bugünkü yayınımız artık burada sona eriyor. Süremizin de sonuna geldik. Hocamıza yayına katıldığı için çok teşekkür ederiz sorularımızı cevapladığı için. Gerçekten çok zevkli geçti. Bizim için de çok öğretici oldu. 10 soru 10 bölüm programımız 18 Mayıs Salı günü yine bizim en çok merak edilen bölümlerimizden biri olan işletme mühendisliğine devam edecek. İlgilenen arkadaşlar takipte kalabilirler. Görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyoruz hayatınızda. Kolay gelsin çalışmalarınızda arkadaşlar.